Game Awards yani yılın oyun ödülleri. Ben henüz genç bir çocuk olduğum için malum hani oyun sektörüne yine aşinayım ya. Bunları istisnasız kaçırırdım. Ha illaki takip ederdim ama bir şey anlamazdım. Bu oyunların çoğunu oynayamıyordum ki zaten. Zaten çoğu kişi de hileli olduğunu söylüyor. Last of Us Part 2 gibi oyuncular tarafından sevilmeyen bir oyunun oyuncuların verdiği oylarla yılın oyun ödülü kazanması gibi garip olaylar var mesela. The Last of Us Part 2. Sonra saçma sapan asla gün yüzü görmeyecek oyunlar tanıtıyorlar. Harbi ya bunları kim oynuyor veya satıyor ve böyle bir etkinlikte reklam yapacak parayı nereden buluyorsunuz? 2022 oyunlar açısından oldukça güzel bir yılda ve 2023 daha da iyi olacak. Koronavirüsün acısını yapımcılar bu yıl çıkardı ve çoğu büyük dev oyunu bu yıla sıkıştı. Ve her sene olduğu gibi şu anda bunları oynayabilirsiniz ve ben de şu an öyle yapacağım. Siz de oynamalısınız çünkü kesinlikle oylarınız çok önemli ve kesinlikle hileli değiller. Yani umarım bu tarz şeylerden pek anlamam da. Huu vay be, en son böyle bir video çektiğimde 1000-2000 falan izleniyordum. Bakalım bu video ne kadar izlenecek. Belki like tuşuna basarsanız bir işe yarayabilir. Evet, dürüst düşüncelerime hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle direkt başlayalım. En iyi savaş oyunu. Buradan sadece ikisini biliyorum ki büyük ihtimal siz de öylesinizdir. Multiverse ve Sifu. Burada bir anime oyunu var. Burada bu King Fighter 15 tane oyun mu çıkarttınız? Burada DNF Tunnel, bunu da GTA 5'ten biliyorum. Burada mantıklı olan arkadaşlar ben Elden Ring'e vermeyi tercih ediyorum. Evet, en iyi rol yapma oyunu. Yani burada ne yapıyorsunuz? Herhalde rol yapıyorsunuz. Oyunculuklarımızı konuşturduğumuz bir kategori sanırsam bu. Burada ben Elden Ring'e veriyorum. En iyi aksiyon ve macera oyunu. Burası biraz zorlayacak. Burada Horizon Forbidden West var. Horizon Zero Dawn'dan pek bir farkı yok ama Stray. Gene geldi ya. Tunic var. Tunic bilmem. Burada fareli mareli bir oyun var. Ben buradan God of War Ragnarok da var ya. Elden Ring'e veriyorum ben. En iyi aksiyon oyunu. Oo, burada Call of Duty Modern Warfare 2 var. Hikayesini attım, sistem bakabilirsiniz. Bayonetta 3'ü pek sevmem. Yani oynamadım. Neon White. Hayır. Sifu aksiyon. Şimdi Call of Duty Modern Warfare 2'ye karşı aksiyon oyunu kazanabilir mi bilmiyorum ama ben Elden Ring'e veriyorum burada. Best VR ve lan Türkiye'de yaşıyoruz. Ne VR'ı 6000 lira mı vereceğim bu halde? Ama Among Us'a veririm gene de. Innovation in accessibility, yani erişebilirlikte bir devrim denilebilir. God of War'u direkt eliyorum. Çünkü God of War kendi erişebilirlik videosunda Last of Us'tan örnek aldığını söylemişti. Bu durumda Last of Us daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve fazla kişi erişebilirlikten dolayı ben Elden Ring'e veriyorum. Herkes oynayabilir sonuçta. En iyi community support. Oh, Fortnite. Kesinlikle Fortnite. Ayrıca Fortnite'da da bir kodum var. Onu kullanırsanız %5'i bana geliyor. Güzel. Ben de belki o zaman ayrı bir eve sorun da çıkabilirim. En iyi mobil oyunu. Bu biraz zorlayacak. Apex Legends Mobile, Diablo Immortal gibi oyunlar var. Fakat ben Clash Royale'e veriyorum. En iyi indie. Kuzunun kültün, beyaz, neon beyaz, Sifu var, Stray var ve Tunic var. Şimdi en iyi indie deyince benim aklıma arkadaşlar... ya ne olabilir bu ya? Burada Elden Ring'e veremem ki. Galiba Sifu'ya vereceğim. Çok sevdim ve tekrar oynadım. Hatta PlayStation 5'te 500 lira olmak yerine 20-30 lira olsa orada da oynardım. En iyi devam eden oyun. Burada şimdi Apex Legends, Destiny 2, Fortnite. Ben Elden Ring'e veriyorum arkadaşlar. Çünkü çıktığı günden beri hala devam ediyor. Bir türlü bitiremedim açıkçası. En iyi performans. Burası biraz zorlayacak. Şimdi God of War Ragnarok'tan Atreus'un kafası bu kadar kare miydi ya? Vallahi burada kim seçiliyor bence belli arkadaşlar. Ben Elden Ring'i seçiyorum. En iyi audio design. Şimdi evet burası bayağı zorlayacak. Gran Turismo bir yarış oyunu. Fışı uyum 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 diye seslerini duyabilirsiniz. Ama yarış oyununun çoğu taraf kişi tarafından oynanmayacağı için seçilmeyeceğini varsayıyorum. God of War Ragnarok'ta şeyleriydi, sesleriydi. Garip garip sesler gelirdi. Call of Duty Modern Warfare 2'nin videosunu yaptık. Bize oyun keyi geldi, onu seçmezsek ayıp olur. Ben burada Elden Ring'i seçiyorum. En iyi skor ve müzik. Al işte burada Elden Ring yok. En iyi müzik deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Yo, en iyi müzik. Audio design ve müzik farklı bir şey bu durumda. O zaman gibi şarkılarından, hatta God of War'ların arkasında hep paşalar gibi koydum. Bayağı güzel şarkı var. God of War Ragnarok'u seçiyorum. Bu sefer Elden Ring'i seçmiyorum. Kusura bakmayın. En iyi sanat dizaynı. Şimdi sanat dizaynı deyince güzel grafik anlamayın arkadaşlar. Farklı bir şey yapmaya çalışan oyunları anlayın. Bu durumda acaba Stray, bak. Bu oyun gerçekçi. Stray birazcık özel bir şey yapmaya çalışıyor. Şu ondan dolayı ben Elden Ring'e veriyorum. En iyi hikaye anlatıcılığı. Evet, şimdi. Immortality, immortal ne demektir? Ölümsüz demektir. Immortality de ölümsüzlük demektir arkadaşlar. Bırak yani bu oyunun yanında Half-Life'a ait kim ben bilmem, böyle oyunlar oynamam. Şimdi Horizon Forbidden West. En iyi hikaye anlatıcılığı. Bunun hikayesinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Ben duymadıysam kötüdür, kusura bakmayın. God of War Ragnarok oynadık. Yakında videosuna gelecek. Hatta belki abone olsanız ön koltuktan izleyebilirsiniz. Elden Ring'in pek fazla iyi bir storytelling'i yoktu diye hatırlıyorum. Bu fareli mareli bir oyun. Bir kadın var. Bir erkek var. Neden şey yapıldığı birazcık belli gibi. Ben burada galiba Elden Ring'e veriyorum.
en iyi oyun yönetmenliği, oyun yöneticiliği gibi bir şey galiba. İnovasyonlar getiren bir şeyden bahsediyor. Stray, kediyi kontrol ettiğimiz W'ye bastığınız oyun. Kusura bakmayın ama öyle. Ölümsüzlük hissinin oyunu duymadım. Niye yani bu oyunların yanında bu tarz oyunlar ne arıyor hiç bilmiyorum. Ne kadar para verdiniz bunların yanına çıkmak için hiçbir fikrim yok. 10.000 dolar verseler bile çıkartmazdım ben. Game Direction yani inovasyon diyor bak. İnovasyon, yenilik getirecek. Ben bundan dolayı sanırsam Elden Ring'e veriyorum. Elden Ring bayağı yenilikler getirdi. Özellikle de zıplayabiliyorsunuz oyunda, bayağı güzel bir şey. Evet, geliyoruz. Hazır mısınız? Yılın oyunu. Hepimize yaratıcılığıyla ve teknik detaylara hepimizin içine kafa aklına böyle yaratıcılığıyla ve teknik detaylarıyla hepimizin böyle en iyi experience deneyimi yaşatan oyun denince akla gelen oyunu seçmenizi istiyor. Xenoblade Chronicles, Switch aldım 6000 TL'ye, oyun kalmadı. Bir Zelda, bir Mario oynadım, oyun kalmadı. Biraz da buna bakayım oyundur. İstemem. Stray, dalga mı geçiyorsun? Bak, bakıyor bir de oradan bana. Git. Horizon Forbidden West. Yani PlayStation 5'in acelesiyle çıkmış yani. Horizon Forbidden West. Yani PlayStation 5'le böyle yakın çıksın diye aceleye getirilmiş bir oyun olduğunu düşünüyorum. İstemem, bırak. Zaten PlayStation 5 bandlarında zorla satılıyor bu tarz oyunlar. Onlarla 700-800 TL çıkmasına rağmen 300 TL'ye bulabiliyorsunuz sıfır kutularını. God of War Ragnarok, Elden Ring ve A Plague Tale Requiem. Requiem ne demekti? Requiem demekmiş. Bu ne biçim bir çeviri? Dalga mı geçiyorsun? Evet, bir salgın hikayesi. Yok ya, salgın hikayesi olmaz. İstemem. Absorbos tutuyor. Bir salgın hikayesi, Requiem. Pek istemem, kusura bakma. Ha, God of War mı, Elden Ring mi? God of War mı, Elden Ring mi? Siz de yorumlarda yazın ama ben galiba bir önceki videomda anlatmıştım neden bu cevabı seçtiğimi. Ya cevap bariz bir şekilde belli arkadaşlar. Burada diyor ki experience diyor, hepimizin aklına böyle yer edinecek bir oyun diyor. Cevap bence oldukça belli arkadaşlar. Cevap. Aa, şaka yapamıyorum, cevap Ragnarok tabii ki de. Bujon, Torbjorn. Ne demek acaba? Ayı demek olabilir mesela hani. Bir daha vuracak. Sonra bir tane böyle vuracak. Sonra bir de kaçmalı vurmak lazım. Tamam. Çok efsane bir sahneyiz, onu söyleyebilirim. Spoiler yok bu videoda. Oyunun ilk yarım saatindeyiz. Bu arada 2018'deki God of War'da sevmediğim olay buna da var. Yani yarım saatte ben teknik olarak aynı hareketi yapıyorum. Hala pek bir cilalanmış hissi yok bak. Vuruş hissi tamam, belki güzel. Aha.